Bir Gün TV'den merhaba değerli izleyenler. Toplumun büyük bir kesimi sosyal yardımlar olmadan karnını doyuramaz hale gelmişken, iktidar kendi tabanını oluşturmak için İslami yapılarda örgütlenen küçük ve orta büyüklükteki sermaye gruplarını da ihmal etmedi. Kamu alımları sermaye transferi için bir aparat olarak devreye sokulmuş durumda. Bir Gün Ankara temsilcisi Nurcan Gökdemir'le kamu alımları nasıl bir şekilde işliyor, nasıl bir aparat haline getirildi? Bunu konuşacağız. Sayın Gökdemir, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin. Sizin bugünkü manşet haberinde işlediğiniz şekilde sorayım ben. Mal, hizmet ve yapım ihaleleri belli gruplara aktarılıyor ve bu aktarımın sağlanması için de kamu ihaleleri kanununda çok sayıda değişiklik yapıldı Sayın Gökdemir. Kamu ihaleleri bu sermaye yani rant aktarımında nasıl bir görev yapıyor? Öncelikle bununla başlayalım. Evet. AKP iktidarlarının kamu kaynaklarının kullanımı konusundaki sabıkası herkesin malumu. Ekonomik krizin giderek yoğunlaşmasıyla bu kullanım şekli daha fazla dikkati çeker hale geldi. Gerçekten de insanlar işte 11 bin lira civarındaki bir asgari ücretle yaşamını sürdürmek zorundayken Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı bilançolara baktığımızda milyar liraların, dev paraların bazı özellikle de iktidara yakın bazı çevrelere aktarıldığını görüyoruz. İşte yolsuzluk diye konuşmaya başladığımızda, usulsüzlük diye konuşmaya başladığımızda daha çok dev otoyolu projeleri, işte köprü projeleri, hani kamu özel işbirliği çerçevesinde yapılan dev yatırımları konuşuyoruz. Ama çok fazla görünmeyen fakat totalde baktığınızda müthiş bir büyüklük olan başka harcama yöntemleri de var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kamu ihale kanunu ya da kamu ihale sistemi devlet adına yapılacak alımların öncelikle açık ihale usulüyle yapılmasını tanımlar ya da ister ya da talimatlandırır. Bu da bildiğiniz gibi herkesin, isteyen herkesin katılabildiği, belli koşulları sağlaması durumunda katılabildiği, teklif sunabildiği ve açık yarışmanın yapıldığı ihale sürecini anlatıyor bize. Fakat bu şeffaf yapılması gereken süreç AKP iktidarları döneminde çok sevilmiyor. Bunun yanı sıra bazı başka alım yöntemleri tercih ediliyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. 2002 yılında yürürlüğe giren kamu ihale kanunu AKP iktidarı döneminde artık sayamıyoruz. Önceden sayabiliyorduk. 200'den fazla kez değiştirildi. Bu fazla derken bu kanunda yapılan değişiklikleri anlatıyorum. Ama bunun yanı sıra alt mevzuatta da bir sürü oynama yaptıkları için neyi ne kadar değiştirdiklerini bilmiyoruz. Böylelikle gerçekten kamu ihale kanunu devletin yaptığı dev alımlarda iktidarın elinde çok önemli bir araca dönüştü. Devlet işlerini yapmak için hizmet, mal satın almak zorunda, yapım ihaleleri yapmak zorunda. Binalar, köprüler, otoyollar, okullar, hastaneler. Bizim bugüne kadar kamu ihale düzeni içinde en fazla konuştuğumuz, usulsüzlüğe en yatkın diye konuştuğumuz pazarlık yöntemiyle alımlardır biliyorsunuz. Bu da AKP döneminde getirilen bir yöntem. Bununla istediği iş grubuna, işte müteahhite, şirkete, her neyse bunlara dev ihaleleri, milyar liralık ihaleleri kolaylıkla veriyor iktidar. Uzun yıllara yayılan sözleşmelerle, garanti sözleşmeleri diyoruz bunlara biliyorsunuz. Sözleşmelerle de bu kaynakların 20 yılı aşkın sürelerle bu sermaye gruplarına aktarılması sağlanıyor. Bizim bu haberde konu edindiğimiz daha küçük alımlar. Küçük küçük 1 milyonu aşkın alım doğrudan temin yöntemi dediğimiz bir yöntemle yapılıyor. Tam da 1 bu milyon. noktada araya girmek istedim Sayın Tabii. Gökdemir. Şimdi bu doğrudan temin yöntemi öncelikle nedir? Bunu bir açalım istiyorum. Evet. Ardından da nasıl bir kolaylık sağlıyor sermaye transferi açısından onu da anlatırsanız çok sevinirim. Evet. O yani kısa bir girizgah yapmak istedim. Doğrudan temin yöntemi açıkçası en basit alım yöntemi. Sizin
gidip de bir bakkaldan işte bir şişe meşrubat almanız kadar basit bir yöntem. Bir tane harcama yetkilisi ya da alım yetkilisi canı kimi çekiyorsa, kimi istiyorsa onu çağırıp piyasa araştırması yapmadan, bir komisyon kurmadan, ilana çıkmadan, işte şirketlerin devlet ihalelerine girebilmeleri için gerekli kurallar vardır. İşte o kurallar var mı yok mu buna bakmadan, teminat almadan işi yapıp yapmayacağını bir şekilde kamuyu garantiye almak için teminat almadan en basit şekliyle gidip bakkaldan meşrubat almak kadar basit bir şey bu. Bu daha çok yerelde olan bir şey. Biliyorsunuz AKP'nin tabanını küçük ve orta ölçekli sermaye grupları AKP'nin tabanında bir hayli yoğun. Bunlar da daha çok haberde de onu konu edinmiştik. MÜSİAD gibi İslami yapılarda yer alan gruplar. Bu grupları da bir şekilde tabanında korumak, konsolide etmek için bunları devlet imkanlarıyla beslemek amacıyla bu doğrudan temin yöntemini kullanıyorlar. Dediğim gibi ilana çıkmıyor, piyasa araştırması yapmıyor, fiyatı belirlemiyor. Hatta ihtiyacı bile bu harcama sorumlusu dediğimiz kişi aslında belirliyor. Bu kadar basit bir alım şekli peki çok mu yaygın kullanılıyor ya da büyüklüğü neye ulaşıyor? Buraya baktığımızda esas çarpıcı tablo çıkıyor. Devlet acil ihtiyaçların hızla ve belli parasal limitin altında kalan ihtiyaçların hızla temin edilebilmesi amacıyla, istisnai durumlarda başvurulması amacıyla bu yöntemi tanımlamış aslında mevzuat içinde. Ama bakıyoruz ki 1 milyonu aşkın alım yapılmış sadece bir yıl içinde ve ortaya çıkan fatura 40 milyar liranın üzerinde. Yani bu dev bir büyüklük gerçekten de. Artık sıradan bir ihale yöntemine dönüşmüş. Sıklıkla başvurulan bir ihale yöntemine dönüşmüş. Bunun içinde de mal alımları, ağzım alışmış hepsine ihale diyorum. Aslında bu ihale yöntemi değil. Sadece alım yöntemi diye, tedarik yöntemi diye tanımlanabilecek bir şey. En fazla da mal alınıyor. Düşünsenize ki bu alımlarda daha çok muhatabınız taşradaki küçük şirketler, küçük ticari oluşumlar. Onlar için bunun nasıl büyük bir para olduğunu, onlara ne kadar büyük bir sermaye aktarıldığını, sizin de dediğiniz sermaye transferi diye tanımladığımız ve bunu gerçekten düşündüğünüzde hakikaten o bizim hep üzerinde konuştuğumuz dev ihalelerin yanı sıra o küçük orta ölçekli işletmelerinde bu yollarla nasıl beslenebildiğini görüyorsunuz. Yani özetleyecek olursam bir alım sorumlusu buna ihtiyaç var mı yok mu o da onun keyfine kalmış. Evet buna ihtiyacı var kamu idaresinin diyor. Canı kimi istiyorsa onu çağırıyor. Bir piyasa araştırması yapmıyor. Oturup birlikte bedelini belirliyorlar ve ondan sonra da alımlar yapılıyor. Yani devletin ancak istisnai ve çok acil durumlarda var birkaç koşulu daha ama temeli budur. İstisnai durumlarda ve acil ihtiyaçları karşılamak için kullanması gereken bu yöntem hakikaten keyfi bir şekilde yani bunu tartışma kaldırır bir tarafı yok. AKP'nin bu konudaki sabıkası zaten ortada. Taşra'da, daha çok taşra'da ve yerelde küçük sermaye gruplarının da beslenmesi, onlara rant aktarımı için kullanılmasına bir araç oluşturuyor doğrudan temin yöntemi. Ve bunun oranı her yıl tüm kamu alımları içinde yükseliyor. Mesela işte 2022 yılında %5,5'a ulaşmış durumda. Geçmiş yıllara baktığınızda 0.10'luklarla ifade edilebilen bu alım şekli giderek ciddi bir
alım yöntemine dönüşmeye başladı. Şunu da belirtmek istiyorum unutmadan, bu kamu ihale kanununda yapılan değişiklikle ihale yöntemi olmaktan çıkarıldığı için doğrudan temin yöntemi, bu süreçte ortaya çıkan hileler, usulsüzlükler, yolsuzluklarla ilgili diğer ihale yöntemlerinde olduğu gibi hukuki yolları da kullanamıyorsunuz. Onlara da başvuramıyorsunuz. Bunu onlar gibi yargıya taşıyamıyorsunuz. Böylece baştan başlayan şeffaflığın olmaması, denetimin olmamasıyla başlayan başı bozuk düzen diyeyim, sonuna kadar devam ediyor bir anlamda. Yargıdan da kolaylıkla kurtulabilmenin yolu açılıyor. Sayın Gökdemir, şimdi siz az önce de değindiniz, çok yüksek rakamlar var artık ortada ve hukuki süreçlerin de önü bir şekilde kullanılamayacak evet, hale getiriliyor. Aslında büyük de bir sıkıntı var bu süreçlerin içinde. Şeyi soracağım, bildiğimiz, gördüğümüz büyük usulsüzlüklerin, sıkıntıların yaşandığı örnekler var mı? Evet. Yani tabii bunları çok da somutlamak, bilmek mümkün değil. Ancak bu alımlara dikkatimiz şöyle çekildi yeniden. Her zaman bakarız, her yıl açıklandığında kamu alım istatistiklerine, raporlarına bakarız. Bunun kontrolden çıktığı ekonomi yönetimi tarafından da tespit edildi. Aslında son birkaç yıldır sürekli tespit ediyorlar. Hatta 2020 yılında yapılan bir değişiklikle Devlet Malzeme Ofisi'ni devreye alıp bir tür denetim sağlamaya çalıştılar. Ama onda da başarılı olamadılar. Ve son olarak Bakan Mehmet Şimşek'in bu alımlara dikkat edilmesi gerektiği yönünde bir talimatı olduğu duyuldu. Özellikle sağlık alanındaki harcamalar dikkati çekiyor bu yöntemde. Şimdi sağlık söz konusu olunca bir hastaya işte malzeme alacaksınız, ilaç alacaksınız, acil müdahale gerektiren durumlar söz konusu olduğunda söyleyecek çok fazla bir şey yok tabii. Bu tam da doğrudan temin, bunda kullanılmalı. Ama bakıyorsunuz sağlık kurumlarının yaptığı alımların neredeyse tamamı doğrudan temin yöntemiyle yapılıyor. Hatta bir tane çarpıcı örnek, işte örnek olarak ancak kamu ihale bültenine baktığımızda rastlayabildiğimiz örneklerde görebiliyoruz. Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü, tam olarak hatta ihalenin ismini de söyleyeyim. Alafranga tuvaletlerin Alaturka tuvalete çevrilmesi ve abdesthane mahalli yapılması yapım işi için de doğrudan temin yöntemini kullanıyor. Yani buna niye ihtiyaç duyuyorsun, niye Alafranga tuvaletleri Alaturka'ya çeviriyorsun başka bir tartışma da. Bunun öngörülemezliği, acelesi ya da işte bazen örneğin mal üzerinde bir kurumun hakkı olduğu için ondan temin etmen gerekiyor filan. Böyle bir şey de yok yani. Ağrı'da iki tane usta çağırdığında Alaturka tuvaletleri Alafranga'ya çevirttirebilirsiniz. Yani gerçekten ölçüsüzlüğün artık zıvanadan çıkmışlığın bir örneği olarak gördük. Bize de bu örnek çok çarpıcı geldi. Bunun yanı sıra sayısız işte akaryakıt temini, küçük tamiratların yapılması filan gibi konularda 40 milyar, sadece bir yılda 40 milyar, bu yılın istatistikleri henüz yayınlanmadığı için, ki eminim rakam katlanmıştır, bugünlerde yayınlanması lazım, hangi aşamaya geldiğini göremiyoruz ama sadece bir yılda 1 milyondan fazla alım bu yöntemle yapıldı. Bir şey daha belirtmek istiyorum, en fazla belediyeler kullanıyor bu yöntemi. Yani onların yereldeki ilişkilerini düşündüğünüzde bu yöntemin ne kadar elverişli bir yöntem, sermaye transferi için ne kadar elverişli bir yöntem olduğunu görüyorsunuz. Sonra Sağlık Bakanlığı geliyor, sonra Aile Bakanlığı geliyor ve Cumhurbaşkanlığı. Yani Cumhurbaşkanlığı da bu yöntemi çok fazla seviyor. Geçen yılki rakamlara tekrar bakmak istiyorum.
Cumhurbaşkanlığı zaten artık yayınlanmadığı için Cumhurbaşkanlığı ne alıyor, ne yapıyor kontrol edemiyoruz. Sadece toplam rakamları görüyoruz. Sadece 76 alımı kamu ihale kanunu içinde tarif edilen yöntemlerle yapılmış. 627 alımı da doğrudan yapmış. Canı kim istediyse onu çağırmış. İstediği malı istediği bedele satın almış. Sayın Gökdemir, çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli bilgiler aktardınız bize. Rica ederim, rica ederim. Bir gün Ankara temsilcisi Nurcan Gökdemir'le halk yoksullukla mücadele ederken iktidar kendi tabanını nasıl besliyor, ne tür usulsüzlükler, yolsuzluklar dönüyor, kamu alımları denilerek sermaye nasıl aktarılıyor, bunları konuştuk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.